Evet, merhaba arkadaşlar. Yapay sinir ağlarının ikinci videosunu çekeceğiz. Aslında biliyorsunuz yapay zeka videolarıyla devam ediyoruz. Yapay zeka videolarının da 43. videosu, 44. videosu galiba bu. Ama yapay sinir ağlarının da ikinci videosu. Şu geçen videoda biraz giriş yapmıştık, kavramları anlatmıştık, eğitim serisinden bahsetmiştik. Bu videoda perceptrondan bahsedeceğiz. Single layer, yani tek katmanlı feed forwarded network olarak bahsedeceğiz. Daha sonraki videolarda çok katmanlı ve recurrent feedback yapay sinir ağlarından bahsedeceğiz. Şöyle hızlıca başlayalım. Çok fazla vakit kaybetmeden yapay sinir ağının ne olduğundan biraz bahsetmiştik. Nöron yapısından bahsetmiştik. Activation function'dan ve bias kavramından bahsetmiştik geçen videoda. Şimdi bu videodan itibaren single layered. Bu videoda zannediyorum toparlarım single layered feed forwarded neural network'leri. Yani aslında feed forwarded dediğimiz ileri beslemeli. İleri derken de giriş katmanından çıkış katmanına doğru olan yönü kastediyoruz. Dolayısıyla girişten çıkışa doğru giden bir yapı var. Multi layer çok katmanlı, gizli katmanları olan. Recurrent'larsa geri beslemeli ağlardan bahsediyor olacağız. Yani bir perceptron denildiği zaman anlayacağımız şey aslında tek katmanlı girişi olan ve çıkışı olan, çıkış katmanında nöronları olan, giriş katmanında nöron yok, bunlar nöron değil, bunlar sadece input. Ve bu inputların nöronlara bağlandığı ve dolayısıyla bu bağlantılar üzerinde weight'ler olduğu, ağırlıklar olduğu ve bu weight'leri değiştirdiğimiz yapıyı anlamanızda fayda var. Mesela sigmoid perceptron diye bir şey duyarsanız bunun anlamı da tek katmanlı, ileri beslemeli, yani single layer, feed forwarded ve aktivasyon fonksiyonu sigmoid olan. Yani aktivasyon fonksiyonları geri dönüp hatırlayacak olursanız sigmoid fonksiyonlardan olan yapıdan bahsediyorduk. Şimdi bir yapay sinir ağında öğrenme nasıl oluyor? Ve bir yapay sinir ağı nasıl öğreniyor? Bunu basit bir örnek üzerinden anlayalım. Öncelikle delta rule dediğimiz bir şey var. Delta aslında matematikte ve bilimde genelde değişimi ifade eden yapıdır. Ve burada veya farkı ifade eden yapıdır. Differentiation D ile başladığı için galiba delta ismi oradan geliyor. Aradaki fark anlamına geliyor. Şimdi bizim aslında yapmak istediğimiz şey şu. Giriş katmanında verilen bilgiler var. Çıkış katmanında okunan bilgiler var. Bir de bizim istediğimiz çıkış var. Yani biz bir yapay sinir ağı kurduk, düzenledik ve bu yapay sinir ağına bir girdi veriyoruz. Bir çıktı okuyoruz. Yapay sinir ağı kendi içinde çalışıyor. Kendi mevcut ağırlıklarıyla. Ama bizim istediğimiz çıktıdan farklı bir çıktı. Dolayısıyla biz bu farkı alıp bu yapay sinir ağını nasıl eğitebiliriz? Delta rule aslında bunun üzerinde kurulu. Ben şöyle basit bir örnek üzerinden gitmeye çalışacağım sizler için. Şimdi şöyle iki tane girdimiz olsun. Birincisi A girdisi, diğeri B girdisi olsun ve çıktığı X'i de okumak isteyelim. Ve yapacağımız kapı V kapısı. Normal bunun doğruluk tablosunu yazıyorum. Yani 0 0 iken inputlarımız output 1 olacak. 0 1 iken output 0 olacak. End'ini aldığımız zaman 1 0 iken output'umuz 0 olacak ve 1 1 iken de output'umuzun 1 olmasını bekliyoruz. Yani end operatörünü alacak olursanız, V bağlacını alacak olursanız yapı böyle. Şimdi bunu yapay sinir ağı ile ifade edecek olursak şöyle bir şey bekliyoruz. İki tane girdimiz var. A ve B inputlarımız. X ise çıktığımız. Dolayısıyla bir tane input katmanımız burada olacak. Input'umuz burada olacak. Diğer input'umuz burada olacak. İşte bunun ismi A girdisi olsun. Bu B girdisi olsun. Bir tane de nöronumuz olacak burada. Bu da output layer'ı belirleyen. Şuradaki yapılar, şuradaki input'lar bu girdiye bağlantı olacak ve dolayısıyla bunların üzerinde bir VA, yani A'nın weight'i ve B'nin weight'i şeklinde iki tane weight'imiz olacak ve şuradan da beklediğimiz çıktı X. Şimdi neural network'ü train ederken, eğitirken şu weight'lerle oynayacağımızı söylemiştik. Burada bir sigmoid step function kullanalım, threshold value kullanalım. Yani şöyle bir atlama fonksiyonu olacak ve bu atlama fonksiyonumuz için de threshold value'yu bir değer atıyor. İstediğiniz herhangi bir değer olabilir. 8 olur, 70 olur, 500 olur, 1 olur, 2 olur. İstediğiniz bir değer olur. Ben mesela 5 diyeceğim. Siz başka bir değer için de bunu çözebilirsiniz. Tamam, threshold value'muz 5. Yani bizim söylemek istediğimiz şey şu. Gelen değerleri, şuradaki input'u A'dan gelen ve B'den gelen input'ları şuradaki weight'lerle çarpıp toplayacağız. Yani aslında yaptığımız şey şöyle sigma olarak düşünülebilir. Weight i ve i, yani i'inci input'tan gelen değeri weight i ile toplayacağız. Bu değer şayet threshold'dan büyükse o zaman fire ediyoruz, ateş ediyoruz. Bir çıkıyor. Ateşlemek demek bir göndermek demek. Küçükse fire etmiyoruz, yani ateşlemiyoruz. Tamam. Normalde yapımız böyle. Yani bu yapı için şu sigma yapısı karmaşık geliyorsa da şöyle olacak. A çarpı weight A artı B çarpı weight B. Büyüktür threshold'sa, yani burada threshold'u 5 aldık. 5'ten büyükse 1 çıkacak, değilse 0 çıkacak. Yapay sinir ağımızı böyle tasarladık. Şimdi bu yapay sinir ağında örnek olarak mesela threshold'u 5 verdik. Buradaki weight'lerimiz var. Şimdi bakın şöyle bir yapı olacak. Weight'lerimizi de rastgele bir sayıdan başlatın, başlangıç olarak 1 olsun. Yani weight A'da weight B'de 1. Tamam. Şimdi bizim yapımıza baktığımız zaman A çarpı yani A'nın 0, şuradaki örnekler üzerinden gidelim. 0 çarpı 1 artı 0 çarpı 1. Şimdi bakın şu 0 input,
A'nın input'u 0, V'nin input V 1 iken 0 çarpı 1, yani weight ile çarpıyorum. Sonra 0 çarpı 1 ve B ile çarpıyorum. Ve bu değer 5'ten büyük mü? Hayır. O zaman sonuç ne çıkacak? 0 çıkacak. Dolayısıyla burada bir sorunumuz yok. Bu diğerleri için de geçerli olacak. Yani 0 çarpı 1 şuradaki, 1 çarpı 1 olacak bu sefer. Yani 0 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 büyüktür 5 mi? İşte 1 çarpı 1 artı 0 çarpı 0 pardon 0 çarpı 1 büyüktür 5 mi? Ve en sonunda da 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 büyüktür 5. Şimdi bunların hepsinin sonucu 0. Çünkü hiçbirisi 5'ten büyük bir sonuç çıkartmayacak. Güzel ama bunlar tamam. X burada doğru. Yani şuradaki değerler için X'in almış olduğu değerler benim istediğim değerler. Hiçbir sorun yok. Şuradaki X değerleri 0. Ve benim de istediğim zaten 0'dı. Ve 0 çıkıyor. Ama buradaki 0 kötü. Niye? Ben burada 1 çıkmasını istiyorum. Yani 1 ve 1 girdiğinde input olarak sonucun 1 çıkmasını istiyorum. Oysa ki 0 çıktı. Şimdi o zaman biz şunu söyleyebiliriz. Burada bir delta değerimiz var. Delta değerini hesaplayacak olursak normalde bizim çıkması gereken değerimiz 1 iken çıkan sonuç ne? 0. Aradaki farkı alacak olursanız 1. Yani arada bir delta değeri, hata miktarı var. 1 miktarında hata var. Şimdi bu 1 miktarındaki hatayı ben tekrar sistemin eğitimi için kullanacağım ve diyeceğim ki o zaman şu weight'leri değiştirmem lazım. Weight'leri değiştireceğim. Bu weight'lere bir etki yapacak. Ne kadar? Delta kadar etki yapacak. Dolayısıyla weight'leri arttıracağım. Weight'leri arttıracağım ama ne kadar arttıracağım da burada alfa miktarı ile belirleniyor. Yani alfa miktarını seçtiğim değerle bunu çarpacağım biri. Mesela alfa değeriniz diyelim ki eşittir. Yüksek bir sayı olsun. Mesela normalde birden yüksek sayı verilmez ama biz diyelim ki bu örnek için 2 olsun. 2 gibi bir değer verdik. Şimdi 2 değeri demek ki şunu yapacak. Bizim şuradaki 1'i 2 ile çarpıp buradaki weight'lere ekleyeceğim. Dolayısıyla şuradaki yeni weight'im 3 olacak. Şuradaki yeni weight'im de 3 olacak. Tamam. Şimdi bu değerleri şimdi hesapladığım zaman 1 çarpı 3 artı 1 çarpı 3 eşittir 6 olacak. Bakın şurası 1 çarpı 3. Yani input'um 1 iken A 1 iken B 1 iken bu 1 çarpı 3 artı 1 çarpı 3 olacak. Eşittir 6 olacak. 6 büyüktür 5 mi? Evet. O zaman 1'i fail et. Güzel. Diğerleri için çalışıyor mu? Yani 0 çarpı 3, 0 çarpı 3, 0. 0 çarpı 3, 1 çarpı 3, 3 çıkacak ve 5'ten küçük olduğu için burada da sorun yok. 0 çıkıyor, burada da sorun yok. Dolayısıyla benim istediğim yapay sinir ağım çalıştı. Şimdi burada alfa değeri öğrenme learning rate diye geçiyor. Öğrenme oranı. Alfa değerinizin yüksekliği veya küçüklüğü şunu etkiler. Mesela şurada diyelim ki sizin ulaşmak istediğiniz hedef. Şuraya ulaşmak istiyorsunuz. Buraya ulaşacaksınız. Şimdi bizim şu anki örneğimiz, ilk yaptığımız örnek neydi? İşte şurada bir falan gibi bir sonuç vardı. Alfa değeriniz şayet çok küçükse sizin öğrenme oranınız şöyle istediğiniz sonuca yaklaşacak ve bir noktadan sonra istediğiniz noktaya erişmiş olacaksınız. Alfa değeriniz çok yüksekse çok hızlı bir artış, sonra düşüş, sonra tekrar artış şöyle bir oranda birleşmiş olacaksınız. Dolayısıyla öğrenme oranı çok yüksekse hızlı gidip hızınızı alamayıp istediğiniz noktaya geçip sonra tekrar geri inmeniz söz konusu olabilir. Öğrenme oranı çok düşükse daha uzun bir sürede istediğiniz noktaya erişebilirsiniz. Ama netice olarak burada yani şu örnekte birkaç şeyi gördük. Gördüğümüz şeylerden bir tanesi istediğimiz sonuca delta kuralını, delta rule'u öğrenme oranını kullanarak nasıl ulaşacağımız. Bir delta değerimiz var ve bu delta değeri bizim weight'lerimize geri etki ediyor. Ve weight'lerimizi tekrar öğrenmemizi sağlıyor. Bu birkaç seferde olabilir. Burada hızlı geçtim örneği. Yani bir seferde hemen 2 gibi bir alfa değeri verdik ve öğrendik. Alfa değeriniz daha küçük olsaydı, mesela alfa değeriniz diyelim ki 1 olsaydı, bunlar 2 olacaktı, 4 olacaktı. 4 5'ten küçük olduğu için hala öğrenemedi. İşte bir daha arttır, bir daha arttır şeklinde gidecekti. Ve belli bir müddetten sonra mesela alfa değeriniz belli bir değerin üstündeyse hata olup tekrar geri dönmeniz de gerekebilir. Şuradaki işte geçtik bir daha geri dönmeyiz gibi düşünmeyin. Bakın alfa değerine mesela diyelim ki 20 verdiniz. Bu da bu sefer şuradakiler için hata oluşturacak. Niye hata oluşturacak? Çünkü 20 çarpı 1, 20 5'ten büyük. Dolayısıyla burada 0 değil 1 üretmeye başlayacak. O zaman bu da yanlış olduğu için geri dönelim demeye başlayacaksınız. Yani basitçe yapay sinir ağları, yapay sinir ağları, neural networkler aslında şu mantığa dayanıyorlar. İstediğiniz output'u belirtiyorsunuz. Çıkan output'la karşılaştırıyorsunuz. Aradaki farka göre diyorsunuz ki yani benim istediğim çıktı bu ama gerçekleşen bu. Dolayısıyla aradaki farkı alıp şuradaki weight'lerin tekrar eğitimi için, weight'lerin değiştirilmesi için kullanıyorsunuz. Ve bu weight'ler bir müddet sonra sizin istediğiniz değere oturuyor ve sonuç elde ediliyor. Bu ant örneği ben buradaki arkadaşların, yani bu videoyu izleyen arkadaşların bir ödev olarak kendileri birazcık pratik yapsınlar diye or örneğini yapmalarını tavsiye ederim. Or kısmını size ödev olarak verelim. Or doğruluk tablosu da şöyle olacak. A, B ve X diyelim. 0, 0 iken 0 çıkartacak. 0, 1, 1, 0 ve 1, 1'de ise 1 çıkartacak. Yani bu biliyorsunuz ant, veya bağlacı.
yazalım şuraya veya diye. Veya bağlacını da buradaki gibi çıkartabilirsiniz. Bunu kendi sisteminizde train edin. İsterseniz bir threshold verin veya bu örneği isterseniz bir de farklı bir threshold ile çözün. 20 ile çözün, 1 ile çözün, farklı threshold vererek. Bakalım buradaki weight değerlerini doğru hesaplayıp her zaman çalışacak bir yapay sinir ağ üretebiliyor musunuz? Mantık çok benzer bir şekilde çalışacaktır. Şimdi dolayısıyla şuradaki delta rule dediğimiz işte buradaki alfa değeri ne kadar hızlı öğreneceğimiz ve buradaki farksa delta'yı belirtiyor ve buradaki weight'lere bunlar yansıtılıyor. Tabii çok kaba olarak anlatıyorum. Daha detaylı şeylere gireceğiz. İşte bu mantığı herhalde anlattık artık. Alfa istenilen değerden küçükse alfa kadar arttırıyoruz. İstenilen değerden büyükse alfa kadar azaltıyoruz. Çünkü bu örnekte de olduğu gibi alfa değeri yüksek çıkabilir. Yani şu alfa değeri, delta değeri kadar arttırıyor veya azaltıyoruz. Şuradaki değer çok yüksek çıkabilir. Mesela 20 verdiğinizde threshold value 20'nin çok alfa'yı 20 verdiğinizde çok yukarı çıktı. O zaman bunu geri indirmeniz gerekecek. Onun oranını hesaplayıp kullanmanız gerekecek. Şimdi burada zannediyorum perceptron'u anlatabildik. Single layer approach'u. Burada işte biraz önceki örnekte gösterdiğim gibi değişik inputlar ve değişik çıktılar. Şimdi buradaki ağı tasarlarken tabii bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de nedir? İşte biz şu anda iki tane input, bir tane output'umuz olduğu için input layer'da iki tane input'umuz var. Bir tane output'umuz olduğu için de bir tane nöronumuz var. İki output'umuz olsaydı, mesela diyelim ki bir tane de Y olsaydı şurada. Y'de farklı durumlarda farklı çıktılar veriyor. O zaman ikinci bir nöronumuz şurada olacaktı. İşte girdi buradan bağlı. Buradan da bağlanacaktı. Dolayısıyla buradan bir çıktı daha olacaktı. Ve ikisi de ayrı ayrı çalışan sistemler olacaktı. Mesela isterseniz böyle bir neural network de yapabilirsiniz. X her zaman AND'i verir, Y ise OR'u verir. Veya'yı verir. Buna benzer bir çıktı yapabilirsiniz. Bu görüldüğü üzere, buradaki yapı görüldüğü üzere girdiler ve çıktıların sayısına göre bir neural network tasarlıyor. Kaç girdiniz var, kaç çıktınız var ona göre de bağlantı yapacak. Perceptron bu kadar basit. Yani bir perceptronda kaç tane nöron olur, kaç tane girdin var? Ona göre kaç tane çıktım var? Çıktı sayısı kadar da nöron olur. Bir perceptronda yani single layer tek katmanlı bir neural network'te çıktı sayısı kadar nöron olur. Girdiler de ona bağlanır ve weight'ler de oradaki bağlantılar kadardır denilebilir. Şimdi bir örnek olarak da bir ödev olarak da size bir ödev daha vereyim. Bu OR'u yapacaksınız ama bir de XOR'u yapın. Exclusive OR yapmaya çalışın. Şöyle yeni bir tane yapabiliyor muyum? Şurada boş bir sayfa. Exclusive OR'sa, yani özel veya deniyor buna galiba Türkçe'de, şöyle olacak. A, B ve X olarak tanımlayalım. 0, 0 iken 0, 0, 1, 1, 0 da 1 çıkartacak ve 1, 1 de ise 0 çıkartacak. Yani sadece bunlar birbirinden farklıysa 1, aynıysa 0, 0 aynı veya 1, 1 aynıysa 0 çıkartacak. XOR. Bunu yapmayı deneyin. Bunun olmayacağını bir sonraki videoda söyleyeceğim. Zaten çok katmanlı hidden layer'ı olan problemleri orada geçeceğiz. Linearly separable ne demektir? Doğrusal olarak bir problemin ayrıştırılabilmesi ne demektir? Ondan bahsedeceğiz. Bir deneyin ama neden olmadığını en azından tecrübe edin. Daha sonra ben neden olmadığını ve nasıl yapılabileceğini ve gizli katmanların ne kadar önemli olduğunu, neden önemli olduğunu, nerede işimize yaradığını sonraki videoda çok katmanlı yapay sinir ağlarına geçtiğimizde daha detaylı olarak anlatacağım. Evet, single layer yani tek katmanlı perceptrondan oluşan yapı budur. Bu videoda şayet bir şekilde delta kuralını anladıysanız ve yani hatanın nasıl hesaplandığını anladıysanız ve bir neural network'ün nasıl çalıştığını, weight'lerini nasıl öğrendiğini anladıysanız zannediyorum amacımıza ulaştık demektir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese başarılar diliyorum.